Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bir açıklama var. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da yapılmasının planlandığını söyledi. Hemen ayrıntıları Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'den alalım. Aykut. Serap Pelet, hemen aktarmaya başlayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Moskova'daki Suriye zirvesine ilişkin dikkat çekici açıklamalar geldi. Tarihi paylaştı. Yarın o zirvenin gerçekleştirileceğini ifade etti. Bakan Akar 28 Aralık tarihinde Türkiye, Rusya ve Suriye arasında üçlü bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlattı. Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu toplantılara İran'ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. İlgili makamlar tarafından bunun uygun görüldüğünü ifade etti. Bu toplantının devamı niteliğinde bu sefer dörtlü olarak Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılacağı toplantı konusunda hazırlıkların sürdüğünü, 25 Nisan'da da Moskova'da icra edilmesinin planlandığını ifade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıyla birlikte, Moskova'daki Suriye zirvesiyle birlikte amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. İlişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde sürdüğünün de özellikle altını çizdi Milli Savunma Bakanı. Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz dedi. Aynı zamanda Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak durumda bulunmayız mesajı da vardı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yarın Moskova'da gerçekleşecek Suriye zirvesine ilişkin. Aykut Türel, çok teşekkürler.